Mars Urano Evo 55. Evet, Mars 55'lik havalı zıpkın. Knuckle Duster. Our Pumper. Well, that's a pain in the ass. Oh yeah. Know, axle. And a shaft. That's kind of a knuckle duster. Evet, muştamız. You use that to set up the axle, shaft. Anyway, I'm gonna show you the details, the most important details that I couldn't find in the last few weeks online. It's hard to find. Evet, sadece en önemli bilgileri veriyorum. Hızlıca video yapacağım. I'm gonna make it quick. Guys, first of all, if you're gonna use that phenomeric gun, bu arada bu phenomeric olarak geçiyor. Pneumatik olarak ediyorsunuz. Hani bu zıpkın türü İngilizce'de bu şekilde. Neyse. Use that pumper around 50-60 times when you open that part. Online is everywhere. Everybody shows that but nobody is showing that part. Evet, kimse göstermiyor ama yani tamam, bunu açmak kolay. Bunu açıyorlar. Buradan açıp pompayı basıyorlar ama biliyor muydunuz yani? Bundan 50-60 defa basıyorsunuz bu pompada. Just a pumper. Sadece bir pompa. Anyway. So easy. Ne yaptınız? Bunu kilidi aldınız. That's the safe. As you may say, so easy. And about that. Inside of that gun, there are two parts. Two different parts. Bigger part. And the smaller part. That's the gear. Gear. Gear you say. Evet, vitesimiz burada. You can keep it like this. If you want it in the best performance. That's the most powerful setup. If you just try to take it to the other side, it's going to be a little bit weak shot. It's something for close targets. Evet, yakın bir hedef ya da kaya altı için ikinci vites alıyoruz. For if you have any catch under the rocks, something, if you worry about your shaft, your part, it can get stuck. You gotta be careful, and you better use that on your arm here. Evet, bunu kolunuza takın, kullanın. Yapması çok kolay, lastik var. You can do it on your own. That's a simple thing. That's a different brand. The original is here. Just a knuckle duster to set up the axle. You see, you wanna just push it. I'm using that, just to keep them together, kind of stick. Oh, that's a badass stick, and that's my sticker. Evet, bir çıt çıt yani. Kind of zip. Guys, it's kind of zip. I made it. One of the most important part. Keep it like this all the time. Vertical. That part. Gotta be down. Because it has a oil inside. It has some really fragile
unbreakable parts. The oil gotta be in the balance down to the edge. That's why you gotta keep it horizontal. Just like this, not the other side. Evet, bunu aldınız, kullanıyorsunuz. Tüfeği bu şekilde tutmak zorundasınız. Ucu aşağıya gelecek. İçindeki yağ var, şaft bölümleri var. Yani bu içindeki yağın ve parçaların bozulmadan. Çünkü bu havalı bir tüfek bu sonuçta yani. It's a vacuum system guys. I'm not gonna talk much about that, but you gotta exactly keep it like this. Evet, vakum sistemi sonuçta. Bunu böyle tutmanız gerekiyor. Başka önemli ne var? Ha, bunun ipi sıkıntılı olabiliyor. Line, you know guys, the line. Four times. Four times upside down. Evet, dört kat alttan ve üstten geçerek. With the stick, with the, axle is 3 meters 80. Yeah, 380. Yani 3,80 metre. 3.80 meters. Your target accuracy. Evet, atış menziliniz 3,80 metre olmuş oluyor. Gayet iyi bir atış. Tabi 3.30 civarında ipin kendisi 3.30 the line and then 55 centimeters is the shaft part the stick well that's pretty much it. Also, that part is knuckle duster, as I showed you. Let me show you again. Evet, bu muşlar için zaten bir yer yani. Bunu burada kullanabiliyorsunuz. I wouldn't suggest that. Ben önermem. Ama bunu böyle buraya sokuyorsunuz. Burada kullanabiliyorsunuz. Also, you can tie that to your arm. Just like this. You see? With a line. Evet, kolunuzu da bağlayabilirsiniz. Yani bana sorarsanız havalı zıpkın. Ha, guys, by the way, 55 is enough. If you're gonna catch like 5 kilos, 8 kilos. Ha, 5 kiloluk balık vuracaksınız. 8 kiloluk balık vuracaksınız. Kesinlikle bunu öneririm. Mesela işte anlatıyorlar diyorlar ya. Ya yok işte 55'lik zıpkın yüzlük zıpkınla eşdeğerdir falan. Ya o şöyle. By the way, it's made in Italy. It writes everywhere. Except the knuckle duster. Muş'ta hariç her yerde made in Italy yani. Yazıyor zaten. Bu yüzlük bir zıpkını tamamen kurabildiğinizi nasıl düşünebilirsiniz? Çok zor. Yani son çentiklere lastiği geçirmek çok zor yani. If you consider a regular spear gun, you may think it's not 55, it's a 100, maybe 110. Well, let's say 100 exactly. But the difference is you cannot set up 100 easily and you cannot use it in the best performance. You gotta try hard to strangle his heart. Anyway, see ya.